Chazy driver. It's getting more popular each day. What would you recommend for two Chazy builders? We don't have too much Supras, but we have a lot of two Chazys. Okay. Yukarı Tokyo Garaj'da değiliz bugün. Geldik üst iniş motor inlemeye yine Cumhur'un yanına. Bundan birkaç bölüm önce Tech Talks 11'de neden motorlar yatak sarıyor ve rektife üzerine hızlıca geçmiştik. Bugün de yeniden yeni bir motorla geldim abi. Teşekkür ederim, hoş geldin. Teşekkür ederim ağırladığın için. Tabii. Efsane bir motorla geldim bugün. Hoş geldiniz. İnşallah size en iyi motoru yapıp sizleri temsil edeceğiz buradan. Ondan şüphem yok. Motorun yalnız başına bir şeyler geldi. Evet, buraya geliş sebebimizi önce öğreneyim. Burada neden revizyon yapmamız gerekiyor? Sizden onu alalım, daha iyi. Bu motor bir Supra motoru, 2 Chazy. Supra'dan çıkmış bir motor. Bizim Cenk abinin dyno'da güç çıkartmaya çalışırken 914 beygir güç aldığımız esnada dumanlar çıkarttı otomobil. Ve daha açmak istediğimiz gücü açmamıştık. Bu motor üzerine daha fazla güçler de basılmıştı. Fakat 914 beygiri gördük. Duman vermeye başladı egzozdan. Allah Allah dedik, kapak mı kaldırdı, turbo mu gitti vesaire. Çözemedik. Aldık makineyi, götürdük şeyde, meray servisi yapmıştı. Açtık makineyi. Kalem ucu kadar delik çıktı gömlekte. Silindir içinde. Silindir içinde. Evet. Hiç başıma gelmedi. Hiç görmedim. Onlar da hiç görmemişti. Neden olduğunu bilmediğimiz bir konu. Aldım getirdim. Bakalım hatta biz daha önce görmüş müyüz? Siz görmüşsünüz. Sizin görmediğiniz bir şey yoktur. Bakalım evet. Bir Arge yapalım istiyorum. Bu motoru toplamaya değer mi? Toplarsak sağlıklı olur mu? O çıkan motor 6-7 sene çalışmıştı. Yani 1000 üstü güçleri görmüştü daha önce. Evet. Biz o gün 1500 beygir hedefliyorduk. Büyük bir basınçla girecektik. O motoru ben kendime toplama kararı aldım. Satın aldım o motoru. Değerse, değmezse başka bir işe gireceğiz. Bugün inceleyeceğiz. Bismillah. İlk yapacağımız iş ölçümleme. Tabii ki. Kepler gelecek. Bunun kepler, krank şu anda elimizde olmayan herhalde. Olmayanlar. Onlar ayrıca gelecek abi. Bir el kollarını sıkıyoruz. Hı hı. Sıktıktan sonra dairesine bakacağız. Tamam, normal sıkışıklık değil mi? Herhangi bir yok, özel bir tork yapmıyoruz. Şu anda özel bir tork yapmıyoruz. Sadece dairelerine bakalım. Mesela şu renk değişiklikleri hafif neden olur? Isınmadan mı? Renk değişiklikleri yatak eğer ki yerinde ovalik olduysa, işte karbon dediğimiz gaz karışımı şu aradan yatak arasına girdiyse, yani yatakla bir el kolun çıplağın arasına girdiyse o iz olur. Şimdi kompresörü hazırlayacak. Evet, kompresörü hazırlayacağız. Kompresör sonrasında işte ovalik var mı yok mu onu tespit edelim. Ovalik varsa kurtuluyor mu? Ovalik varsa bara yapabiliriz. Yani kol barası dediğimiz işlemi yapabiliriz bunda. Yoksa değişmesi gerekiyor haliyle. Ama kurtarmak amaçlı o yola bakabiliriz. Neye bakıyoruz burada? Şu anda ovalliğe bakıyoruz. Her yerde aynı ölçüyü almamız gerekiyor? Her yerde aynı ölçüyü almamız gerekiyor. Bu düzgün gibi değil mi? Evet. Bazılarında %2 kapalılıklar var gördüğüm kadarıyla. Ama onları işlem sırasında tölere edebiliriz. Şu anda bizimki ilk tespit yaptığımız için ilk tespiti yapacağız. Parça listesi oluşturacağız. Ekspertizi yapıyoruz şu anda. Bu parça listesini size vereceğiz. Siz onları bize temin edeceksiniz. Sonra revizyona geçeceğiz. Bizim bir iş takip programımız var. Raporlama sırasında işte krank ölçüm değerleri, krank çatlak kontrolü varsa, krankın eğilik kontrolü, silindir ölçümleri biraz sonra yapacağız. Onları yazabiliriz. İşte bir el kol eğilik kontrolleri varsa bu tür şeylerle devam edeceğiz. Şimdi bunları kaldıralım. Motora bakalım. Deliğin yeri belli mi? Delik dediğiniz. Evet. Deliği gördük. Daha önce karşılaştığınız bir senaryo mu? Yani malzemeyle alakalı bir sıkıntı. Bu çalışmayla alakalı olan bir sıkıntı değil. Niye olur bu? Çürüme midir yani? Çürüme. İç taraftaki, yani suyun dolaştığı noktadaki elektriklenme dediğimiz. Yani bu statik elektrik veriyor. Nasıl suyun birbiriyle kesişmesi noktasındaki verdiği elektrikten aynı noktaya geldiği zaman orayı hafif hafif yemeye başlıyor. Yani şey kısmını, iç kısımdan. Bu, yani buna içeriden dışarıya doğru yemiş, içeriden, doğru mu? Evet, doğru. O aynen zaman bu gömleklerin altında başka yerlerde de çürükler olma olasılığı var. Muhtemelen doğru olma ihtimali var. Biz buna ne yapmamız lazım? Bunun yerlerini, yani
Yani silindirin yerlerini genişleteceğiz. Genişlettikten sonra buna normal bizim imalat yaptığımız gömlekler var. Gömlekleri geçireceğiz. Gömlekleri geçirdikten sonra bizim şu anda olmadı. Yani pistonlarımız yok ama o gelen pistonların ölçüsüne göre rektifiyesini, revizyonunu yapacağız. Sonra bu güzel bir şekilde kullanıma hazır olacak. Bunları aşındırarak mı çıkartıyorsunuz yoksa presle falan mı çıkartıyorsunuz? Aşındırarak çıkartıyoruz. Çünkü bunlar şu anda monoblok. Yani şey yok bunda. Gömlek. Kendisine gömlek yok. Bunda ne yapıyoruz? Tezgaha bağlıyoruz. Tezgahta talaş kaldırma usulüyle revize ediyoruz. Taşlıyoruz. Yerini açıyoruz. Yerini açtıktan sonra da bir tane gömlek verir misiniz orada? Peki bazı şeyleri duyuyorum. Gömlekte çökme, oturma gibi şeylerle karşılaşıyoruz bazen. O neyle bağlantılı? Bu buna göre değil tabii ki ama şuna benzer bir imalat var. Bu imalat gömleği buna sıkı geçme olarak çakılıyor. Revize edildikten sonra işte taşlaması, onlaması kullanılır hale geliyor. Şimdi demin dediğiniz konuya denk gelirsek şu fatura dediğimiz bir olay var. Yani gömleğin faturası dediğimiz bir olay var. Evet. Normalde bu faturayı gömlek çakılırken, çakılma esnasında çaktığı zaman ya şu faturanın oturduğu kesim ya 90 derece olmuyor. Yani rektifiyecinin 90 derece bir açıyla orayı vermesi gerekiyor. Yani talaşlı kaldırması gerekiyor. Bu da tam 90 derece oraya oturması gerekiyor. Yani sıkı bir şekilde geçtiği için 90 derece olmazsa diyelim ki 90 değil de 100 derece oldu. 100 derece olduğu zaman ne oluyor? Bu zamanla silindir kapağını sıkıyorsunuz ya. Silindir kapağını sıktıktan sonra bu fatura o 90 olmayıp da 100 olan dereceye oturduğu zaman başlıyor aşağı doğru çekmeye. Ne kadar çekiyor? %5 çekiyor, %10 çekiyor. Bu da tabii haliyle bu aşağı çektiği zaman buradan gelen su kompresyonla birlikte birbirine karışıyor. Tabii ki arızalara sebep veriyor. Hararet yapma, işte suyu kompresyon verme gibi. Neden? Yani gömlek çökmesi dedikleri olay aslında işçilik hatası. Gibi, evet. Gibi. Aynen öyle. Okay. Sizin koyacağınız gömlek malzemesi bununla aynı mıdır? Mukavemet nedir? Şimdi biz bu bloktan 1500 beygir güç çıkarabiliyorsak mesela o gömlekten çıkarabilecek miyiz? Orada da anlatabilir misiniz? Tabii ki. Zaten üretilen gömlekler genelde bu blokların dökülme yani savurma döküm dedikleri maddeyle döküyorlar bunu. Yani normal bir döküm değil bu, savurma dökümle döküyorlar. Bu sebepten dolayı aynı materyali aynı şekilde yani malzemeye verdikleri için herhangi bir sıkıntı olmuyor. O zaman güzel haber, bu blok kurtuldu. Bu blok kurtuldu. Bloğumuzu güzel bir şekilde standart yerini açacağız. Gömlekleri geçireceğiz. Standart haline getireceğiz. Güzel bir şekilde kullanacağız inşallah. Okey. %3 bir aşıntımız var. Ovalik olarak burası sıfır geldiği için %3'te bir ovalliğimiz var. Bunları ben size rapor halinde zaten sunacağım. Bunlar bana bakıyorum. Öğretir misiniz? %4'ü nasıl görüyorsunuz? Bu tarafa gelin. Şimdi normalde ölçümüz şurası. Yani aşınmayan bölgemiz genelde en alt kısımdır. Sekmanın çalışmadığı bölge. Evet. Şuradan baktığınız zaman zaten renk değişikliğini görebilirsiniz evet. Aşağıda. İleri gördüm. Orada bir karartı var aşağıda. Evet. Görüyor musunuz? Evet. O karartı bölgede sekman oraya kadar inmez. Sadece pistonun etek kısımları oraya iner. Orası standart. Orası zaten genelde standartize bir ölçü oluyor. Yani orada şey alabiliriz. Orayı bir master olarak alabiliriz. Sıfır ölçüyor bu. Sıfır ölçü. Bu 86 mm ayarlı şu anda değil aynen. Mi? 86 mm'ye şu 86,5. Anda 86,50'ye şu anda kompletörümüz ayarlı. Tamam. Blok çatlak testi mevzusu sizde var mı? Blok çatlak mevzusu bizde var ama şöyle bakabiliriz buna. Silindir kapakla beraber, conta ile beraber normal sanki çalışıyormuş gibi monte etmemiz gerekiyor bunları. Monte ettikten sonra su kanallarını kapatıyoruz. Su kanallarını kapatıp basınçlı suya sokuyoruz. Orada testimizi yapıyoruz. Anlaşıldı. O zaman sıra kapakta. Şu anda kapağa geçiyoruz. Kapakta ilk ne yapılır? Kapakta ilk önce sökülmesi lazım. Hı hı. Söküldükten sonra kapağın kalınlığı ölçülür. Daha önce taşlanma var mı? Daha önceden taşlanma var mı yok mu ona bakılabilir. Bu makineyle istediğin gibi sökme yapabilirsin ama sıkma yapamazsın. Evet, sıkma yapılmaz. Bu sökme makinesidir bu. Valfler sıkıştırdığı için en son ortaya bıraktı ki kasıntı olmasın diye. Evet. Burada hepsinin üzerinde numaralar var. Bak. Evet. Sırasını biliyoruz. Sağ ve sol olduğunu belirten egzoz ve evet. Intake I işaretlemiş lazım değil mi? Aynen öyle. Egzoz tarafında E harfi var. Egzoz simgeleyen. Hava inme tarafında I harfi var. Intake emişi simgeleyen. Bu eski bir taktiktir. Niye öyle? Mıknatıslı mı? Yağın yapışmasıyla çekmek kolay olduğu için. İyi, güzelmiş.
Vakum etkisi yaratıyor. Evet, aynen. Şu görmüş olduğunuz Sibop'un bastığı yer. Sibop buradan hareket alıyor. Bunların da üstlerinde şim var. Hepsinin üzerinde şim var. Sizde bu farklı boyları var mı? Bunda Sibop ayarları. Buradan yapılıyor. Bunların ayarları da var. Aynı zamanda bunların ayarlarını Sibop'ların uçlarından da yapabiliyoruz. Bu sizin kolaylıkla bulabileceğiniz bir şey mi, yoksa benim bunu Toyota'dan bulmam mı gerekiyor? Şu an için evet, Toyota'dan bulmamız gerekebilir. O yüzden ikinci yolu deneyebiliriz. İnşallah gerekmez. Şu anda valteri söktürelim mi yoksa? Bakalım boşluk var mı yok mu? En azından bir iki tanesine bakalım. Bunların yaylarını matkapta şeyde söker misiniz? Yani? Şey, gaydın içine girecek kompresör. Bakacağım. Olacaksa inşallah. Deminden beri sormadan çözmeye çalışıyorum. En ufak bir fikrim olmadığı için. Bu aynen. Da Sibop gaydı kompresörü. Onun içi herhalde 7 milim falan mı? 6 milim. 6 milim olduğunu düşünüyorum ama şimdi geçecek, ölçeceğiz. Gayd dediği de Sibop'ların çalıştığı bronz veya başka ne materyal olur? Genelde bronz ve döküm oluyor. Yani döküm, ikisinden birisi. Gömlek, yuva. Genelde Sibop'tan daha yumuşak oluyor ki Sibop'tan ziyade önce gaydlar zarar görsün. Değişmesi gerekiyorsa onlar değişsin diye. Sibop'ları tırnaklarından kurtardık. Ben bu motora biraz yeniyim abi. Yani motorun olduğunu çok iyi biliyorum ama iç dünyasına çok yeniyim. Evet. Daha önce hiç toplamadım. İşte beraber öğreneceğiz burada. Şimdi şaka kısım geliyor. Hı? Niye çapaklı böyle? Kurum yapmış. Hı. Muhtemelen yağ yakmasının sebebi olabilir. Şurada bir selamun aleykümümüz var. Evet. Burası yemiş bir şekilde. Görüyor musun? Aa, burada da var. Neye değdi? Abi bu kapakta çürüme mi var? Nedir bu? Evet, oksitlenme olmuş. Suyla kullanıldığı için falan mı? Aynen. Yani ya antifrizin kötü olması ya da suyla kullanılması. Bu taraftakinden ziyade bakın bu tarafta kapağa geliyor. Contanın tam bastığı noktada şurada şey var. Burayı oksitlenmiş yemiş. Bunu kaynak yaparak düzelteceğiz. İki boşluğu ölçmek için ilk önce kayıttan bir ölçü aldık. Şu anda neredeyse hiç oynama yok ki evet, abi. Yani şu anda kayıtlarımızın aşınması çok güzel. Herhangi bir aşınma yok. Bizde yarımlık bir aşıntı var, o da çok önemli değil. Tolerans içinde yani. Toleranslar içinde. Sibopların bedenlerini ölçüyoruz. Sıfır yakınlarında mı olmasını istiyoruz? Evet, şu anda normal ölçülerde çünkü olması gereken ölçü 98'lerde. Yani 5.98 olması gerekiyor. Şu anda zaten 5.98 geliyor. Yani o %2'lik boşluk guide arasındaki evet, çalışma boşluğu, doğru mu? Şu andaki değerimiz 5.98. O 0.2 de yağ boşluğu herhalde. Aynen öyle. Kayıtla Sibop arasındaki boşluğumuz %3. Olması gereken. Olması gereken. Olması gereken. Evet. Yani hiçbir işlem gerekmiyor. Çok güzel. Temizlikleri yapılacak. Tabii. Muhtemelen valflerin yuvaya basan kısımlarında bazı aşınmalar oluyor. Bunlar temizlenecek, taşlanacak. 30 derece, 45 derece. Aynen, bu 30 derece, 45 derece taşlanacak. Emme ve egzozlar taşlanacak. Yuvanın bastığı yerler revizyon yapılacak. Kapak revizyon sezgahında. Güzel bir öpüşmesini sağlayacağız. Yok, dediğimiz gibi en büyük sorun kapak yüzeyindeki oksitlenme. Şu oksitlenmeyi gidereceğiz. Kapak yüzeyini çok fazla taşlamadan bu işlemi yapmak istiyorum. Çünkü kapak yüzeyini taşlamak çok da iyi değil. Bu daha önce taşlama görmüş mü, anlayabiliyor muyuz? Bunun için bir değerlere ihtiyacım var. Ama görselde anlamıyorum. Görselde şu anda taşlanmamış olarak görüyorum. Pahta anladınız evet, oradaki. Evet, şuradaki pah var. Bir püf noktası. Burada pah duruyor bak kenarında, görüyor musun? Şurada daha belirgin. Eğer kapak taşlanmış olsaydı o da bunlar gibi düz olurdu, sıfır olurdu. O zaman parça listesi çıkaralım. Aynen. Şu ana kadar haberler çok kötü değil. Parça listemizi oluşturacağız. En acil ne gerekiyor mesela, onları yazayım ben. Şu anda piston sekmana ihtiyacımız var. 86 milime standart ölçüde piston yaptırıyorum. Aynen. 86 milime. Onu Konya'da yaptırıyorum. Ben Genius'a standart yaptırıyorum. Olarak yazacağım buraya. Silindir gömlekleri muhtemelen piyasada bulamayacağınız için onları özel imal ettireceğiz. Ben gene buraya yazıyorum ama. Tamam. Onu da 86, zaten 86 yapacağız onu da. Sibop lastiklerini yazıyorum. Sibop lastikleri bana gelmesi lazım. Sibop lastiği tamam. Toplamamız için bize gerekli. Crank mini yazıyorum. Tamam, geliyor. Piston kollarını tekrar bir ölçüsel olarak standartize edeceğiz. Ama o zaman bu kollar oluyor.
oluyor diye bakıyorum. Herhangi bir problem görünmüyor. Conta istiyor musunuz şu aşamada? Conta şu aşamada istemiyorum ama dediğim gibi eğer ki sızdırmazlık testini yapalım diyorsanız bir tane contaya ihtiyacımız olacak ama bu contayı da muhtemelen kullandıktan sonra tekrar kullanamama ihtimalimiz olacak. Zaten sıkıyorsak o zaman toplayıp yapalım çatlak testini. İşte topladıktan sonra olmuyor maalesef. Öyle mi? Evet. Çünkü alt taraftaki kısmı da görmemiz için işte krangın çıkmış olması lazım. Silindirin içindeki hani o delik dediğimiz yeri mesela şu anda sızdırmazlık testine bağladığımızda o delikten mesela su attığını göreceğiz mesela onu şey yaptığımızda. Bu conta takımı söylüyorum. Siz tabii conta takımı söyleyeceksiniz. Takım conta oluşturacaksınız ona. Yağ pompasını değiştirirsiniz diye düşünüyorum. Sıfır yağ pompası koyarız. Yani iyi makine yapıyoruz. Tertemiz sıfır yağ pompası. Aynen. Yani şey basit bir şeyden dolayı hiç risk almaya gerek yok. Bunun sonuçta şey gibi değil, Nissan gibi değil ya pompası hesaplı. Selamünaleyküm. Selam. Nasılsınız? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi. Siz mi kaynatıyorsunuz? Evet. Kaynakçı evet. İbrahim ustamız. Erbaşlar kaynak. Evet. Oksitlenmeyi ustamız kaynatacak inşallah güzel bir şekilde. Şimdi biz aynı zamanda motor bizde. Evet. Kapakla beraber sıkıp sızdırmazlık testi yapmak istiyoruz ama contayı da yeni contayı heba etmeden bunu bir şekilde kullanabilir miyiz? Tamam. Ya da yenisi test contası kestiririz buna. Yani bir şekilde evet. Bir şekilde güzel yani bir şekilde. Orijinal contasına zayiat vermeyiz. Bunu kullanabiliriz. Eğer olmazsa bir test çontası kestireceğim. Garip bir şekilde parçalanmış bu. Evet. Bir yorumunuz var mı? Parçalanmasının sebeplerinden birisi antifriz olmaması ya da kötü antifriz. Şimdi, aynı yorumu yaptım. Evet. Şimdi bilinen bir gerçek var. Antifriz hem soğutmayı belli bir ısıda aracın suyunun belli bir ısıda durmasını sağlıyor. Bir de korozyonu önlüyor. Ama şu anki antifrizler sadece donmaya yönelik olduğu için korozyonu önlemiyor. Yani piyasanın çok imitasyon antifrizleri var piyasada. Antifriz koydum demekle olmuyor yani. Evet, olmuyor. Evet, kalitesini bilindik tanıdık bir yerden alınması gerekiyor. İnternet üzerinden birçok kişi ucuz diye antifrizleri alıyor, markalı antifrizleri. Yağlar keza öyle. Sonuç bu oluyor. Evet. Antifriz kullanımı. Yine bu çok iyi hali. İyi değil mi? Evet, çok iyi hali. İyi, sevindim. Bir de şey bloğumuz da delindi, çürüdü. Ha, gömlek etrafları mı? Hı, içinden. Silindirin içinde bir tane şey var. Nokta gibi bir. Demek ki o da herhalde bizim geçmişimizdeki problem antifriz evet, o zaman. Antifriz. Şu an inanılmaz derecede yaygın. Yani 3-5 ayda çok kötü hale getirebilecek motorları biliyorum. Gelmiş motorları biliyorum yani. Evet, antifrizi kullanmamak ya da kötü antifriz kullanmanın evet. Bedeli. Evet, şu an en iyi Total'in şu an çekmiyor değil mi? Çeksin abi, problem değil. Total'in şu an sahtesi yok gibi bir şey yani. Bütün markaların, Castrol'muş, Petrol'müş hepsinin yan sanayisi var. Kullandığımız ekipmanlar frezeler, elmas freze. Bunların korozyonlarını temizlerken en büyük işe yarayan malzemelerden birisi bu. Çürümüş olan her yeri alacak şimdi değil mi? Evet, çürümüş olan yerleri diş dolgusu gibi düşünün. Malzemeye iniyoruz, ana malzemeye. Kaynak tutsun. Evet. Yine bittikten sonra frezesi orayı bu şekil vereceğiz değil mi? İç kısımların kaynağın bu çıkıntılarını, taşıntılarını frezeyle almazsak eğer tekrar suya maruz kaldığı zaman çürüme daha çabuk oluyor. Biz onları temizliyoruz, kaba tesviyesini de alıyoruz, rektifiyeciye öyle gönderiyoruz. Okay. Cillo. Sanki buralarda istiyor. Evet, buralarda da var ince yeni başlamış. Buraları da yaparsak daha iyi olur. Şu an zaten şuralar beyaz yerler, contanın bastığı yerler. Mesafe var ama bu şekilde kalırsa eğer süreci hızlandırır. Çürümeyi hızlandırır. Onlara da müdahale etmek gerekiyor. Onlara da müdahale edelim. Tamam, olur. Ana problemleri çözdük ama İbrahim Usta'nın içine sinmedi. Evet. Başka yerlerde de var yeni başlamış. Onların da önlemini almamız gerekiyor. Yoksa daha ileriki süreçlerde tekrar kapak sökülmesi gerekebilir. Onu önlemek için biz elimizden geleni en iyi şekilde yapalım. Bu kalıcı çözüm ama değil mi? Evet, kalıcı çözüm. Kullandığımız malzemeler birebir
silindir kapağın aynı, malzemesinden. Evet. Aynı alüminyum. Evet, aynı alüminyum alışımında. Başka parçalar, başka yani birçok alüminyum çeşidi var. Malzemelere göre artık zamanla biz ona alıştık. Hı-hı. Malzemelere göre uygulamasını yapıyoruz. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki seni tanıdık. Ben de. Bu arada böyle kapak işleriniz olursa da adres belli. Erbaşlar Kaynak. Last question is, you're a 2JZ driver. It's getting more popular each day. A lot of people are trying using it. What would you recommend for 2JZ builders? 2JZ builders? Like technically. 2JZ is a great engine. It depends on how much power you're running. Let's say 800 and plus. 800 plus, I think you need billet main caps. Good oil, keep the oil cool while drifting, keep the water cool, and well built engine with quality parts will last a very long time. Thanks a lot, man. We don't have too much Supras, but we have a lot of 2JZs in here during the races. Okay. Either they use 2JZ, either RB25 or some LS. So what would you recommend for 2JZ builders? You are a specialist, one of the best guy over it. The simple things. Let's say you don't have a dry sump, because the dry sump's very expensive, you know? I don't even have a dry sump. I would just suggest you guys overfill your oil by like 3/4 of 1 liter. So your dipstick would be a little bit over full when you go check it. And instead of it ending right here, like the line where it's supposed to, it would be, you let it end like right here. Yeah. And so by doing that, it's like a half quart or liter. You guys probably say liters over there. So like a half liter to 3/4 of a liter over full, then you're not going to spin a bearing, like a main bearing or a rod bearing. I don't know if that's something that you guys run into, but I see people running into it over here. So that's like a kind of a little trick you could do to save your motor, make it last kind of forever. And then there's so many things you could, parts you could put on there, but I don't know that I'm going to like tell someone you have to put a part, because a JZ, if you give it enough radiator and fan and enough oil, it's going to just keep working. It'll just work and work and work. Yeah, so as long as it doesn't get hot and you don't let it run out of oil on a corner that the oil is sloshing to one side. İçini görme, içi çok pis. O tarafa aldım. Crash geldi. Crash aldık. Normalde tek bölümde gösterecektim her şeyi ama çok fazla teknik bilgi var. O yüzden iki bölümde bitireceğim bu videoyu. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Oraya mı? Kapak geldi mi? Burada. Bizim kapak. En son kapağı kaynağı bırakmıştık. Sen. Bir tane uç var demişti. Ama o kadar çok çıktı ki. Sıcak geliyor buraya. Şimdi krangı ölçeceğiz. Kepler geldi. Kepler ölçeceğiz. Krank değerlilik var mı yok mu ona bakacağız. Krank'taki eklemiz %2-3 arası çıktı ki gayet kabul edilebilir güzel bir değer. Bizim Skyline'in krangı %10 çıkmıştı bozulan makinede. Yani krangımızın şu anda eklinden memnunuz. Bakalım şeyler nasıl çıkacak. Aşınma payı nasıl çıkacak. Şimdi krangın ana gözlerini ölçüyor. Minimum maksimum değerlerinde bir şeylik var. Ovallik ve aşınma var. Hı hı. Minimum maksimum %2, %3 gibi. %3 biraz fazla ama %2'ye kadar kaldırabiliyor şeyleri. Ovallik. Şu anda ki görüntüde standart yasak kullanabiliyor. Kullanıyor. Krangın yukarı, en yukarı ittiği ve en aşağı çektiği yerleri ölçüyor. Yani önemli olan
oradaki mesafe, yanlar değil, en çok aşınan yerler oralar. Evet, tam şu zirve. Patlatma anındaki, sıkışma anındaki olan şeyler. Bu krank 1200 beygir çıkar. Blok delindiği için söktük makineyi. Şey mi, kol çıkartmıştı? Hayır, iğne deliği kadar bir delik çıktı şey. Bu, bırak burada. Elinden içine mi? Gömeğin içine. Bu da krangımızın sertliğini ölçüyor. Sertliğini nasıl ölçüyor? Nokta mı atıyor? Wow. 6. Sisteme bak, çok enteresan geldi. Abi kusura bakma, görmedik de biz. Yok, estağfurullah, estağfurullah. 6. 6. Müthiş, böyle komple. 6. Ne demek bilmiyorum ama iyi bir şey. Vurdu. Eyvah. Yok, mesafe uzun olduğu zaman şey, buna daralttığı zaman şey yapar. İstediğini yakalarsın. Krank esnemeden dolayı burada şey yapıyor, ister istemez şey yapar. İlk defa görüyorum, hoşuma gitti. İlk defa gördüm, wow. Bravo, hoşuma gitti abi, bilmiyorum ki böyle bir şey. Bu işi bilen herkes, doğru yapan herkes yapıyordur, ölçüyordur ama biz görmüyoruz bunları. Mesela bunun altında demir olduğu için etkilenmez mi? Bunu sert. Tabii. Şuranın mesafenin boşluğundan bile sertliğini yapabilirsin. Örnek şöyle yapabilirsin. Doğru ölçüm almıyoruzdur diye düşünüyorum. Ses bile değişti. Evet, değişiyor. Ses. Düştü. Hep 5.5 geliyor. Minimum 4.5, maksimum 6'ya kadar. 6.5'a da gider değerler için. Şimdi, seninki tam 5.5, 6. 6'dan fazla geliyorsa ne anlama geliyor? Yumuşak mı, sert mi? 6'dan fazla değil. 6'dan düşük gelmesi lazım. Yani 3.5, 4'ler düşük oluyor. 4 ve üstü normal değerlerde oluyor. Yani şu anda değerimiz çok iyi. Çünkü bu ölçtüğümüz aslında bizim içini değil, üzerindeki sertliği ölçüyoruz. Sertliği. Krangın üzerindeki sertliği. Krangın üzerindeki belirli bir sertlik var. Sertliği ölçüyor bu. Mesela şimdi ne kadar sertse o kadar yüksek mi fırlatıyor? Tabii ki. Evet, bu. Evet. Ne kadar sertse. 6'ya ne kadar yakınsa o kadar sert, o kadar anlamına aynen, geliyor. Aynen. 6'ya ne kadar yakın olursa o kadar şey olur. Sert olur. Bunu biz mesela 3.5 ile 6 arası aldıysak okeyiz mi? Okeyiz mi demek? 4.5. Senin krangın için 4 ve üstü. 4, yani 4 ve 5.5. Yani normal 5.5'tü. Ya da siz şeyde ölçtüğünüz için. Evet. Normal 6 üstü. Hepsi çoğunda 5.5 geldi zaten. Normalde 5.5 çok güzel bir ölçü. Evet. Herhangi bir sıkıntı yok. Sert oldukça daha çok tepiyor. Basketbol topu gibi düşünebiliriz yani. Ne kadar aynen, havası basıcı ve sertse o kadar yukarı sekiyor. Evet abi, şuralarda da bir problemimiz vardı. Geçen bir ara İbrahim'e getirmiştin galiba, kaynakçı İbrahim'i. İbrahim. Evet. Her baştan. Biz şunun için bıraktık. O bir genel temizlik yaptı, bir baktı, her tarafı yiymiş. Bunlar peki bize performansla problem çıkartmayacak mı? Yok. Hiç. Yok. Bütün kitapçını bulduk. Aha. Şeylere kadar. Selçuk arkadaşım var, Toyota'da çalışıyor. Sigopların yan açılarını, dereceleri, şeyleri, her şey yazıyor abi. Videolarımda vazgeçilmezleri yine gerçekleştiriyor. Yine en iyilerle çalışıyorum ve sanayi de tabii ki yine beyaz giyiyorum gördüğünüz gibi. Yani bak, ayakkabılarına bak, beyaz. Beyaz. Bak. Usta demin selam verdi. Beyaz giyme toz. Oh. Ama bir gerçek daha var. Bugün benim kafamda sanayide böyle bir şey yapmak yoktu, o yüzden beyaz giyindim. Ama beyaz giydiğim için yine sanayide bugün geldim. Cenk abi nasılsın? İyi şükür. Şimdi sana birkaç altın değerinde sorularım olacak. Şu an iki Jay-Z'nin başındayız. Ölçümlerini yapıyoruz. Bana verdiğin krank bu bloğun içinden çıkan krank mı? Değil. Tamam. Bana verdiğin kepler bu bloğun kepleri mi? Değil. Tamam. Başka sorumuz var mı? Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz abi. Evet, yapacağız. Tamam, şimdi ölçüm yapıyorduk, tutmadı da o yüzden sorayım dedim. Tepe, sıfır. Tepe şu anda sıfır. Kenar açıları aldığın zaman. Biliyorum ki. Söylemedin bana ölçüyü. Açı taraflarında ölçüler değişiyor. Alırım. Demek oluyor ki alırım. Kepler bunun kepi değil. Değil. Dedi ki, bunu bilerek bunun üzerinden çıkan kepler farklı, onlar daha ince dedi.
turbo ve atmosferikte fark ediyor ya, kalınları ver mesela dedi, o blond değil dedi. Bunlarınki daha ince. Şeyinkiler daha ince, atmosferinkiler daha ince. Bir de şey dedi, bu saplamaları değiştirmeni öneriyorum dedi. Biz para yaparken bu bizi etkiler mi? Yok. Dedi. Sipariş edeceğim, gelecek çünkü. En son. Biz son montaj kısmını yenileteceğiz. Tamam, o zaman onu sipariş edeyim, gelsin. Gömüşürüyor şimdi. Kolcuvatalarında yeniden sipariş veriyor musun? Bence gerek yok bunlara. Bunlar normalde şey olsa standart kol olsa veririm ama bunlar biraz şey, evet, forjet. Forjet ve 3 sıkım evet. Hakkımız var bunlarda. Bir kere sıkıldım. Evet, tamam. Supra Dyno'sunda biliyorsunuz 1.4 barda 914 beygir esnasında duman vermişti. O blok, bu blok. Supra'nın başına gelen buydu işte, şuradaki delik. Bu delik. Evet, bütün olay buydu. Burada gittim o. Şurası. Yorum alayım. Vallahi antifriz kullanmadığından malzemeyi resmen bloğu delmiş yani. Antifrizsiz kaldığından dolayı delmiş zaten. Yani gömlek çatıp o deliği oradan yok etmemiz lazım. Bugün ölçümleri bitirdik. Zaten eksik parça listesini çıkarmıştık daha önce. Şu an motorumuzun tüm kondisyonundan eminiz. Bu motoru kesinlikle toplama kararı aldık. Az çok maliyeti de belli. Bence değer. Bir sonraki bölümde de toplanma, kapatılma aşamasıyla görüşürüz. Hoşçakalın. Abone olmadıysanız abone olun. Ona göre.